Herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konuyu öğreneceğiz arkadaşlar. Sevr Anlaşması'nı öğreneceğiz. Sevr Anlaşması ölü doğmuş bir anlaşmadır. Çünkü Sevr Anlaşması ile bize sadece bu beyaz yerleri bıraktılar. Ama biz milli mücadelemizi yaparak, Kurtuluş Savaşı'nı yaparak Sevr Anlaşması'na diyeceğiz ki hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan diyeceğiz. Ve milli mücadele sayesinde açamıyorum gördüğünüz gibi. Milli mücadele sayesinde biz kendi sınırlarımızı kendimiz çizeceğiz arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve Türk halkı diyecek ki hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Kazım Karabekirler, Şahin Beyler, Süt İmamlar, Ali Sahip Ursavaşlar, İsmet İnönü, Hasan Tahsinler hepsi bu Sevr Anlaşması'na karşı çıkacaklar. Bak tekrar koyuyorum Sevr Anlaşması'nı böyle. Güya hayal kuruyorlar. Dediler ki bir Sevr Anlaşması'yla işte bu şeyi alırız. Buraları Ermeni devleti kurarız. İşte buraya Fransız devleti kurarız. İşte buraya bir tane güzel İtalyanlar bir devlet kurarız. Balıkesir'e kadar geliyor İtalyan. Senin neyine ya? Sen kimsin ya? Burada böyle aynı şekilde Boğazlar'da bir devlet kurarız. Fena değil ya. Burayı da İngilizler olarak alırız. Ama Ankara, Yozgat, Eskişehir onlar da şeye kalsın diyorlar yani. Nedir onun adı? Türklere kalsın diyorlar. Ama biz milli mücadelemizi yapacağız ve Mustafa Kemal Türk sayesinde bu sayfayı hazırladığım için defalarca göstermek istiyorum Tonguç'um. Mükemmel bir şekilde düşmana karşı koyacağız ve Sevr Anlaşması'nı geçersiz kılacağız. İnşallah beni iyi dinlemişsindir Tonguç'um. Çünkü birazdan sana Sevr Anlaşması nedir diye soracağım. Ama öncesinde biliyorsunuz ki LGS kampımızda Aralık ayındayız. Aralık ayı, güçlenme ayı, 2022'ye bomba gibi girme ayı. 0'dan 8'e de konuyu mükemmel bir şekilde anlattık. Taktikli de mükemmel posterler hazırladık ve etiketler hazırladık ve aynı zamanda süper sorular hazırladık. Dinamo Soru Bankası'nda yine üst seviye son derece kalite sorular hazırladık. Zoru Bankası'nda da İnkılap'ta dinde İngilizce kazık soru gelmiyor ama yine de bizler sizleri süper sorulara karşı hazırladık. Ve dijital sorular da ekledik biliyorsunuz. Burada her bir test esasında ekstra sorulara sahip. Bunları da çözdüğünüz zaman hem taktikli de hem Zoru'da hem de Dinamo'da bu soruları çözdüğünüz zaman muhteşem başarılara ulaşacaksınız arkadaşlar. Dijital sorular bu ibarenin olmadığı bütün kitaplarımıza geçerli yani. Bu kitaplarda var, ibarenin olmadığı kitaplarda var. Şimdi ödevlerimizi verdik. Mükemmel bir şekilde ödevlerimize başlayacağız ama istersen önce konumuzu anlatalım. Şimdi birazdan sana Sevr Anlaşması nedir diye soracağım Tonguç'um. Bakalım hazır mısın değil misin göreceğiz. Şöyle kapatıyorum sayfamızı ve Sevr Anlaşması videomuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Sevr Anlaşması'yla İtilaf Devletleri artık resmen bizi parçalayacaklarını net bir şekilde belli ediyorlar. Bak bize sadece bu beyaz bölgeyi veriyorlar. 10 Ağustos 1920'de böyle bir hayale kapılıyorlar. Bak 23 Nisan 1920'de biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştık. Büyük Millet Meclisi'ni açtıysak demek ki biz Sivas Kongresi'ni, Erzurum Kongresi'ni, Amasya Genelgesi'ni, Havza Genelgesi'ni yapmışız demektir. Biz bu kadar ülkeyi kurtaracağız diye bağırdığımız halde, milli bilinci uyandırdığımız halde bu adamlar niye hala böyle gaza geliyorlar? Çünkü gaza gelen dize gelir. Gaza gelen dize gelecek. Kurtuluş Savaşı'nda biz İtilaf Devletleri'ni yeneceğiz ve Lozan'ı kabul ettireceğiz. Ama Sevr Anlaşması'nı 1920'de bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Biz de bunu kabul etmeyeceğiz tabii ki. Ölü doğmuş bir anlaşma diyeceğiz ve kabul edenleri vatan haini sayacağız. Ama İtilaf Devletleri bir şekilde Sevr Anlaşması'nı İstanbul Hükümeti'ne zorla kabul ettiriyorlar. Şimdi gel istersen bununla alakalı sana daha detaylı bilgi vermek istiyorum Tonguç'um. Bu rezaleti anlatmak istiyorum. Şimdi birincisi Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalanacak. Yani bizim bütün bu kongreleri yapıp meclisi açtıktan sonra. Peki Sevr neden geçeyim? Bu ne hocam böyle? Bu senin için hazırladığımız bir kutu. Bu kutuda sana Sevr'i daha eğlenceli bir şekilde öğretmeye çalışacağız. İğrenç bir şey ama öğreneceksin ki sınavda çok iyi bir başarı elde edesin. Şimdi neden geç imzalandı? Paylaşım sorunu. Bunu sana sınavda sorarlar. Yani buradaki 4 maddeyle alakalı sana 4 farklı soru gelebilir. Paylaşım sorunu neden geç imzalanmasının cevabı. İtilaf Devletleri kendi aralarında acaba burayı sen mi alacaksın, burayı ben mi alacağım diye kafayı yiyorlar. Yani İngilizler diyor ki ben burayı alacağım, Fransızlar diyor ki bana bir şey vermedin. Yunanlar diyor ki kardeş benim sonum ne olacak? İtalyanlar diyor ki ben sizinle beraber savaşa girdim ama siz gittiniz burayı İzmir'i Yunanlara verdiniz. Ben rahatsızım bundan. Böyle birbirlerini yiyorlar Osmanlı'yı paylaşmak için. Dolayısıyla Sevr'in geç imzalanması en temel sorulardan biri aralarındaki paylaşım sorunu. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar. İkincisi Sevr'in hükmüne baktığımızda Mebusan Meclisi onaylamadığı için geçersiz. Bu ne demek? Bu şu demek Tonguç'um. Mebusan Meclisi vardı biliyorsun Osmanlı İmparatorluğu'nda biz daha Büyük Millet Meclisi'ni açmadan önce de 1876'da 1908'de birinci meşrutiyetin ve ikinci meşrutiyetin olduğu padişahın yanında halkın da katıldığı meşrutiyet sisteminde bir Mebusan Meclisi vardı. İstanbul'daydı bu. Bu meclis Misak-ı Milli kararlarını alınca kapatılmıştı. İngilizler tarafından işgal edilmişti. Şimdi sen meclisi işgal etmişsin. Sonra anlaşma kabul ettiriyor. Böyle olmaz ki. Anlaşmayı meclisin onaylaması lazım ama sadece hükümet onayladı. Dolayısıyla biz bu anlaşmanın hukuken de geçersiz olduğunu söylüyoruz. Şuna bakalım neymiş Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920'de.
İstanbul yönetiminin imzaladığı sözde barış anlaşması. Niye sözde barış anlaşması? Çünkü adı barış ama böyle saçma sapan barış mı olur? Düşünsene, senin tüm topraklarını alıyorlar, güzel bölgelerini alıyorlar, Güneydoğu Anadolu'yu alıyorlar, Doğu Anadolu'nun güneyini alıyorlar, Akdeniz'i alıyorlar, Ege'yi alıyorlar, Marmara'yı alıyorlar, Trakya. Yazıklar olsun. Rezillik yani. Bana ne kaldı? Karadeniz'de ne yapacağım ben? Aynen ya, Karadeniz de güzel ama bunların hiçbirini vermeyeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda kanlarımızla ıslattığımız... Gerçi orası iyi hocam, orası da iyiymiş. Saçma sapan konuşma. Burası da iyi ama yetersiz, çünkü biz niye toprakları verelim? Mondros Ateşkes'ten sonra kalan topraklar... Hocam siz de bir doyun yani, ne olacak oğlum, yani? Oğlum öyle değil. Misak-ı Milli de biz buraları zaten kendi toprağımıza addetmiştik. Demiştik ki daha, tamam, Mondros Ateşkes'ine kadar birçok toprağı kaybettik. Mesela Suriye'yi kaybettik, Filistin'i kaybettik, Suudi Arabistan'ı, tamam buraları kaybettiğimize bir şey demiyoruz kardeşim, ne yapalım? Savaşta olur. Ama bunlar savaştan sonra itiraf ettiklerinin barışı uygulamayıp böyle hile yaparak almaya çalıştığı topraklar. Onları da maalesef veremeyiz diyeceğiz ve onları geldikleri gibi göndereceğiz. Anlaşmaya tutumlarına baktığımızda sonuç, bunu da söylemek istiyorum, bu kutumuzdaki önemli bir soru başlığı bu da. Pardon, kağıt oynadı yerinden, şöyle düzeltelim. Evet. Anlaşma tutumlarına baktığımızda Tonguç'um şunu görüyoruz. Büyük Millet Meclisi TBMM diyor ki Sevr Anlaşması'nı imzalayanlar vatan hainidir. Yani böyle bir anlaşmayı kimse kabul edemez. Mustafa Kemal yok diyor. Böyle bir anlaşmayı kesinlikle kabul etmiyoruz diyor. Türk milleti yani bizler de direnmeye karar veriyoruz. Dolayısıyla anlaşma bizim için yok hükmünde. Bak burada şunu söylemek istiyorum. Bütün bu anlaşmanın özetini çıkardığımızda, hatta şöyle senin için güzel bir karikatür de hazırladım Tonguç'um. Sevr Anlaşması'yla alakalı. Resmen resim iş dersine döndü ama yapacak bir şeyimiz yok. Burada Tonguç'um Sevr Anlaşması'yla alakalı şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki hiçbir şey anlatmamıza bile gerek yok esasında. Bak neyi var görüyor musun? Konuşmaya bile gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Rezalet görüyor musun bak. Rezaleti nereden görüyorsun Tonguç'um? Birincisi senin başkentini almışlar, İstanbul'u almışlar. İkincisi anlaşmada Ege bölgesini almışlar, İzmir'i almışlar. Başka nereye almışlar? Güneydoğu Anadolu'daki değerli topraklarını almışlar. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi konuşacak bir şey yok. Ama gel maddeleri sınavda çıkacağı şekliyle yorumlayalım. Şimdi birincisi sınırlar Anadolu toprakları paylaşıldı. Bize Anadolu'da küçük bir alan bırakıldı. Bununla alakalı yapılabilecek en doğru yorum ülke bütünlüğünün bozulduğudur. Yani bizim bir bütünlüğümüz vardı. Misak-ı Milli'ye belirlediğimiz bir sınırlarımız vardı. Onu bozuyorlar. Bu konuyla alakalı bir soru gelirse bu siyasi alanda olduğunu bileceksin Tonguç'um. Boğazlar İtilaf Devleti'ne ait uluslararası bir komisyona bırakılıyor. Ne oluyor ya? Osmanlı'nın egemenlik haklarını zedeliyorsun ve yine siyasi bir karar. Yani bize ait olan Boğazları komisyona bırakıyorlar. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olarak kalacak ve fakat azınlıkların hakları korunamazsa, azınlıklar kimler? İşte Rumların, Ermenilerin hakları korunamazsa burası Türklerin elinden alacak diyor. Ya sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen iyice abartmadın. Baskı oluşturmaya çalışıyor, bu da yine siyasi bir alan. Azınlık hakları genişletilecek. İstedikleri ülkenin vatandaşı olabilecekler. Yani Rumlar, Ermeniler, Museviler, bizim ülkemizde azınlık olanlar iyice azıyorlar ve diyorlar ki biz istediğimiz hakları alırız diyorlar. Çünkü Sevr Anlaşması'ndan dolayı biz istediğimizi yaparız diyorlar. Bu da yine bizim İç işlerimize müdahale, bize karşı bir baskı oluşturuluyor. Milli bağımsızlığımıza ters bir durum ve yine siyasi alanda. Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Zaten İtilaf Devletleri'nin en büyük amacı buydu. Çok daha öncesinde de sonrasında da hep kapitülasyonlardan vazgeçmemek isteyecekler. Ekonomik bağımsızlığımızın ruhuna fatiha diyoruz. Yani resmen ruhumuzu bitiriyorlar. Ne diyorlar? Arkadaş biz sizin ekonominizi bitiririz, ülkenizi bitiririz diyorlar. Bu da yine ekonomik alanda bir şey Tonguç'um. Osmanlı borçlarını ödemekle yükümlüdür. Hala borçlar diyorlar. Ya kardeşim sen topraklarımı almışsın. Bana şu bölgedeki borçları bile alıyorlar. Bu toprağı alıyorlar Tonguç'um. Bu toprağı almalarına rağmen bu topraktan kaynaklanan borçlar varsa onları da isteriz diyorlar. Elimizden aldıkları şeylerin borcunu istiyorlar. Yazıklar olsun ya. Reziller yani. Ne kadar gerçekten adi insanlar bunlar. Ekonomik yük artıyor, ekonomik şey. Mecburi askerlik kaldırılacak. Yani Osmanlı artık askerliğe gerek yok diyorlar. O zaten biz işgal ettik. Saçmalama evladım. Asker sayısı... ne yapacağız hocam askerliğe? Oğlum her Türk asker doğar, vatan savunması için gerekirse mecbur askerlik yapacağız. Asker sayısı 50.700 kişiyle sınırlı kalacak diyorlar. Böylece bizi resmen küçük, güçsüz bir devlet durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Amaçları bizi savunmasız bırakmak, askeri alan. Şimdi yeni sorumuz da bu. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla.